Devlet, TMO destekli uluslararası gıda ve tarım tekellerini destekleyen bir durumda. Daha geçen yıl 18 liradan alınan fındık 22 liraya satılmış iken 18 liraya aldığı fındığı 24 liraya TMO tekellere satmış iken son 44 bin tonunu maalesef geçen sezon bile satış fiyatının altında üretici fındığını satmak zorunda kalmıştır. Bugünkü saray ve şurekası maalesef fındık üreticisine 20 yıldan beri zulmetmektedir. Bugünkü piyasadaki rakamların matematiksel olarak, iktisadi olarak asla izahı yoktur. Maalesef tıpkı Marmaray alt geçidi gibi, Osman Gazi Köprüsü gibi, Kuzey Marmara Otoyolu gibi maalesef 400 bin fındık üreticisi 3-5 tane fındık tekeline, gıda, dünya gıda ve tarım tekeline ihale edilmiştir. Bu bir zulümdür. Maalesef biz bu sene bu zulümle gene karşı karşıyayız Sayın Genel Başkanım. Biz yıllardan beri tüm köy sene olarak 2018'de meclise geldik. Maalesef fındıkla ilgili ki ulusal bir sorundur bu. Fındık sadece fındık üreticilerinin değil, ihraç ürünü olması hesabıyla tüm ülkeyi ilgilendiren bir ürün olmasına rağmen maalesef bu hükümet, bu iktidar bu üreticiyi peşkeş çekmiştir. Yerli işbirlikçileriyle beraber çok sistematik bir zulüm hakim olmuştur bu ülkede. Maalesef biz gene aynı zulümle karşı karşıyayız. Yazıklar olsun. Biz partinizden bu durumu, çözüm önerilerimizi de lütfen kabul buyurun. Estağfurullah. Tamam. Bu mecliste maalesef meclise de yok diyoruz artık. Her şey saraydan yönetiliyor Sayın Genel Başkan. 3-5 dakikalık meclis konuşmalarıyla bu işin çözüm bulmayacağını zaten biliyoruz. Meselemiz sadece fiyatla değil. Yani bunun ulusal bir ürün olan, ihraç ürünü olan, tarımsal üretimde %10'unu teşkil eden bir ürünü yönetemeyen bir zalim iktidarla karşı karşıyayız. Özellikle bu cümleleri kuruyorum.